Hop. Şimdi bu sefer bir çardak projemiz var. Onu vücuda getireceğiz Allah izin verirse. Ama ondan evvel çamlar hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Keresteciden mal almak kolay değildir. Her keresteciden mal kolay kolay alınmaz. Kazık yeme ihtimaliniz fazla. Basıp geçerler yani, affetmezler. Şimdi bunlar normal yerli çam. Şunlar ithal çam, Ukrayna çamı. Bunlar ikinci sınıfla birinci sınıf arasında. Şimdi süper, birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, inşaatlık, bunları nasıl anlarız arkadaşlar? Hemen söyleyeyim. Mesela şu görüyorsunuz. Yeşilliğine bakmayın. Önceden bunu söyleyeyim de sonradan şey yaparsınız. Bu yeşillik fıtratında oluyor. Nasıl ki kestanede de var. Mesela burada varmış. Şu kestane. Kestanenin rengi şu şekilde. Fakat bazen içinde şöyle sarımtıraklık çıkabiliyor. Bazen çok oluyor, bazen az oluyor. Bunda mesela çok azmış. Şöyle gördüğünüz şekilde. Bu yeşillik oldu mu tabi bu istenilen bir şey değil. Mesela şurası gibi olması gerekiyor. Zaten biliyorsunuz çamı şurası gibi olması gerekiyor. Yeşilliğe bakmayın. Normal sarı gibi düşünürsek bu tarzdaki çamın üstüne kahverengi Pinotex vuracaksanız veyahut da vakum emperye veyahut da normal emperye yapacaksanız hiç fark etmez. O zaman vurup geçebilirsiniz. Şimdi yeşilliği düşünmesek şöyle bir baksak bu mesela birinci sınıf. Neden? Çünkü bir yüzeyinde hiç budak yok. İkinci yüzeyini açtığınız şöyle arka tarafında gördüğünüz gibi budaklar var. Bunu birinci sınıf niyetine kullanabiliriz. Şöyle geldik. Mesela şu gördüğünüz gibi birinci sınıf. Şöyle baktık. Evet, birinci sınıf. Şimdi nasıl? Dediğimiz gibi bir yüzünde hiç budak yok. İkinci yüzünde budak var. Eğer iki yüzünde de şöyle şuraya gelelim. Şu ikinci sınıf bir mal. Şöyle baktık. Bu yüzünde budak var. Küçük budak. Şu yüzünde de budak var. Bu ikinci sınıf mal oluyor. Üçüncü sınıf malda da düşer budak. Çok büyük budaklar. Mesela neredeki gibi? Şöyle yandan gösterebilir miyim? Var mıdır? Mesela şöyle düşer budak. O budaklar olduğu zaman onlar inşaatlık diye geçiyor. Şimdi ölçülerimize göre keseceğiz. Ondan sonra erkek dişi zıvanalarımızı açacağız. Zımparamızı yapacağız. Yani atölye kısmını bu videoda izleyeceksiniz. Montaj kısmını diğer videoda, sonra bir de hızlandırılmış yapacağım. Merdivende yaptığım gibi. Onu da başka bir videoya koyacağım. Başlayalım. Şimdi 2-3 santim fazla olmak üzere parçaları kestik. Şimdi bir iki tane bilgi vereyim. Planyadan, kalınlıktan geçirilmiş hallerine silinmiş hali deniyor arkadaşlar. Dışarıda kerestecinden aldıktan sonra bunları sildirebilirsiniz. Metreküpü 300, 200-300 TL civarında yani, artık ne anlaşırsanız. Fakat şöyle bir şey, rabıta makinesine girdikten sonra bunlar eğer yamuksa yamuk olarak çıkıyor. Yani planyada düzgün bir şekilde geçirilip kalınlığa sokulacaksa 10 numara. O zaman düz çıkıyor. Fakat eğer rabıtaya verecekseniz yamuk çıkma ihtimali var. Bilginiz olsun, bu bir. İkincisi, eğer keresteciden hiç alışveriş etmediyseniz şöyle söyleyeyim. Metre nerede benim? Onu onlar genelde gördünüz mü? 9.1'e 9.1. Şu kaç? 9.2. Şu 9.2. Hemen hemen o civar. Yani onu onları öyle 10 santim 10 santim olarak sakın beklemeyin. Silinmişi de 88'e düşer. Bunun aksini normal onu bulamazsınız. 5 onlar da genelde 9 santime şöyle kaçmış. 4.2, 4.1, 4. Dediğim gibi 9'a 4.2 vesaire bu civarda bulursunuz. Silinmiş halleri de 87'ye işte 39, 38 bu civar gelir. Bunun şeyini yapmayın sakın kerestecide. Ya ben 5'e 10 istiyorum da sen bana 4'e 9 veriyorsun. Bunun fiyatını da 5'e 10'dan yapıyorsun filan diye demenize lüzum yok. Çünkü maalesef bu şekilde işte bıçak payı diyor, işte işçilik payı diyor, bilmem ne diyor vesaire vesaire. Bu şekilde şeyler var. Yani malzemenin ne olduğunu bilin diye söylüyorum arkadaşlar bunları. Şimdi sileceğiz. Ondan sonra da yavaş yavaş birleştirmeye geçeceğiz. Artık fazla çıksın diye çala 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 şöyle bir parçayı yakında 5'e 10 olarak elinize alabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun yani, şaşırmayın.
1-2 santim fazlasına kestik, biçtik, sildik. Şimdi projesine göre asıl ölçülerine keseceğiz arkadaşlar. Ahşapta sade vidayla birleşim çok hoş olmuyor. Bir de salabiliyor. Ben bütün çerçeveleri falan geçmeli yaptım. Kolonların üstüne de bindirmeli yaptım çerçeveleri. Şimdi bunların şeylerini açacağız, kanallarını açacağız. Ondan sonra yavaş yavaş birleştirmeye geçeceğiz. Asıl ölçüsüne göre kesme işlemlerine başlayalım. Çıkardık 183 bölü 3. Hesaba zaten benim kolondan kolona uzunluğum belli. 400 santim. Kolonlarım 80'e 8,6, 8,6, 8,6. Bu arayı buluyorum. Gördüğünüz gibi iki tane kanalın kalınlığı 3,8. 3,8'den çıktıktan sonra normal kayıtlarımı buluyorum. Üste de 2 nokta. Buna 2,3 ekleyeceğim. 2 tane. Orada da üst kayıtları buluyorum. Bunun gibi hepsini yaptıktan sonra şunlar çerçevelerimin kayıtları. Şimdi bunları keselim. Hep kalıpla yapmaktan el melekesini geliştiremiyoruz. O yüzden bazen böyle el melekesini geliştirmek lazım. Mesela böyle bir şeyde ortayı şöyle hemen bulup ortalama 2 milim yana 2 milim sağ çok önemli değil. Ama bu sefer de hep kalıpla yaptığım bu meleke gelişmiyor. Absorbe eden yerde bence yani kalıpla değil de gözdeki hizalamayı kullansak daha iyi olur diye düşünüyorum. Şunun neyi var şimdi Allah rızası için ya. Bu söz Miraç-ı Nebevi'ye dairdir aleyhissalatü vesselam.
Yanı de kadro verildi, yoksa kadro kovalayacaklardı. Söyle bir şeyler yapıyor. Söyle bir şeyler yapıyor. Dikmeleri, çerçeveleri bunları hazırladık. Şimdi bunları vakum emperere götüreceğiz arkadaşlar. Diğer videoya ne kaldı? Yavru kulenin çatısı kaldı. Ondan sonra ayaklar kaldı. Onları yapacağız. En sonunda da montaja gideceğiz. Şimdi vakum emperere gidelim. Bir dahaki video, diğer videoda da çatının malzemelerini ve çatı hakkında biraz ayrıntı var. Onlara biraz gireriz. Şimdi ne yapıyoruz? Vakum emperere. Hadi bismillah. Arkadaşlar vakum emprenyadı bu malzemeler. Şurada gördüğünüz tankın içine giriyor. Ondan sonra da ilaç emprenye bunlara vakumlanıyor. Bu şekilde malzeme daha sağlıklı, daha hava koşullarına karşı daha dayanıklı, kurtlara vesaire daha dayanıklı hale geliyor. Bu şekilde şimdi içine girecek. Tam bir gün sonra. Selamun aleyküm. Abi açma yapmamış değil mi? Yok. He? O da baktığı kaçma ya. Yok canım o kadar. Şimdi dolma daha sıkılaştı şimdi. Ha aynen.
İlacın etkisiyle oluyormuş şu yeşillikler. Ben de ilk defa yaptırdım vakumeprenye. Daha önceden yaptırdığım bir şey değildi. Şu yeşillikler oluyor. Tabii dış cephe malzemesi olduğu için mecbur bundan yapmak veyahut da sürmesini yapmak lazım. Bakalım. Şimdi bir de malzeme ıslak. Kuruyunca Allah izin verirse güzel bir kıvama gelir. Rengi de değişecek zaten. Biraz daha böyle koyu bir kıvam alacak. Güzel bir renk alacak. Şimdi montaj kısmına. Senin ben Allah ıslahını versin. Böyle bir şey olur mu ya?